8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizyoterapist Zafer Aksungur. Zafer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben fizyoterapistim olarak da Zafer Bey'i burada sunmaktan onur duyuyorum diyorum. Sağ olun. Hakikaten pandemiden önce boyunla ilgili bayağı bir ciddi bir problemim vardı. Boyun fıtığım vardı. Ve o dönemde Zafer Bey'lere gittik ve hakikaten ameliyat olmadım. Bu güzel bir şey. Evet. Zaman zaman tekrarlıyor ama bu boyun fıtığı, boyun ağrısı hakikaten ciddi bir sıkıntı. Önceleri işte sol kolumda ciddi ağrılar, uyuşmalar oluyordu. Parmaklarımda uyuşmalar oluyordu. Siz tabii şimdi detaylarını anlatacaksınız. Ben direkt kendimden başlayarak bu boyun fıtığı nedir, boyun ağrılarının sebebi nedir biraz bundan bahseder misiniz tabii diyerek ki başlayalım. Ya aslında boyun fıtığı ya da boyun düzleşmesi bunlar çok korkulacak konular değil aslında. Ben bugüne kadar mesela 18 yıllık meslek hayatımda hiçbir boyun hastamızı ameliyata göndermedik Allah'a şükür. Yani evet. Belden gönderdiğimiz oluyor çünkü beldeki sıvı ölene kadar hareketli. İnsanoğlu ölene kadar o sıvı hareketli. Ama boyundaki o kadar hareketli bir sıvı değil, 30 yaşından sonra siz daha iyi bilirsiniz hocam. Evet. Yavaş yavaş kuruyor. O yüzden de riski daha az oluyor boyun fıtıklarının. Boyun ağrısının daha çok sebebi yapılan araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda stres, %90 stresten çıkıyor. Şimdi şöyle düşünün, yani sizin de o dönem belki bir gerginlik, hani yoğun bir dönem ya da yoğun bir ameliyat süreciniz vardı belki. Aşırı kullanılan kaslar, özellikle masa başı çok çalışan kişiler, onunla ilgili de bir çalışma var. Mesela masa başı çalışanlarla ilgili elektrotları bağlıyorlar. En çok hangi kaslar kasılıyor diye. Oturduğumuzda normal klavyeyi kullanıyoruz ya. Buradaki kaslardan ziyade boyun kasları daha çok çalışıyor ve yazma işi bittikten sonra bile o kaslar kasılmaya devam ediyor. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Özellikle masa başı çalışanlar, strese maruz kalan kişiler ve aşırı depresif ya da böyle şu bile bir sebepmiş patron tarafından mobbinge uğrayan kişilerde boyun ağrısı daha fazla. Ya oluyor. Daha dik durmak gibi bir şey Zafer Bey sanırım. Şöyle yani bu sebeplerden dolayı kaslar kasılıyor. Sonra kişilerde ne oluyor? Hali hazırda bir fıtıkları varsa boyunda, burada. Bu kaslar, burayı tutan kaslar gerilince ne oluyor? Diskler arası basıncı arttırıyoruz. Diskler arası basınç artınca da kola yayılan bir ağrı. Siz geldiğinizde mesela faset eklemleri kilitliydi hocamın. Biz önce bu faset eklemleri açtık. Sonra içeride biraz yumuşattık hocamızı, kaslarını. Sonra egzersiz programı. Hocamız iyi, 3 yıldır görüşmüyoruz biz. Ama mesela o dönemde ameliyat diyebilirlerdi hoca biraz daha ilerleseydi. Orada da cerrahları suçlamıyoruz. Çünkü orada baktıkları zaman hocalarımız fıtığı görüyor. Kolda uyuşmayı ve güç kaybını görüyor. Doğal olarak endikasyon. Ama tabii ki öncesinde hani yine bunu beyin cerrahlarımız da kabul ediyor. %98'i bu tarz problemlerin, bu tarz manuel terapi yöntemleriyle ya da başka yöntemlerle bazen enjeksiyon yapıyor hocalarımız çok sıkıştığımız yerlerde. Hasta bazen o kadar ağrılı oluyor ki omurgaya dokunmanız mümkün değil ya da önce bir istirahat öneriyoruz. Genel olarak fıtıklar, hani boyun fıtıkları çok ileri derece değilse, kaza vesaire bir şey olmadıysa, omurgada bir kırık yoksa ameliyatsız yöntemlerle tedavi ediyoruz. Burada da şu anlaşılmasın, hani MR sonucunda fıtık yine çıkabilir, çıkmaya da bilir. Yani bu MR sonucu önemli değil. Önemli olan orada hastanın endikasyonları, komplikasyonları azalmış mı? İşte kola yayılan ağrısı azalmış mı? Boynunu rahat hareket ettiriyor mu? Gece rahat uyuyor mu? Bunlar olduktan sonra ağrısı da yoksa o zaman ameliyat gerekmiyor tabii ki. Peki boyun ağrılarının çeşitleri nelerdir? Yani genelde iki çeşidi var. Yani bir travma sonrası olabiliyor. Bu travmalar da ikiye ayrılıyor. İşte mikro travma dediğimiz böyle masa başı çalışanlar gibi, hocam gibi ağrı işi yapanlar. Cerrahlar bence en ağır işçiler. Evet. Diş hekimleri de sanırım öyle değil mi? Tabii, daha çok boyundan çalışıyorlar. Diş hekimleri zaten sürekli şöyle. Evet. Bir kolları hep destek oluyor ve bazen kafayı eğik tutuyorlar. Evet. İşte duruş keman bozuyor. Çalanlar mesela mesleki deformasyon diyoruz. Evet. Yani mikro travma aslında makro travmadan daha da tehlikeli bir şey. Makro travma dediğimizde işte bir kaza olabilir. Ağır bir hareket yaşamı yaparsınız. Orada sakatlanabilir. Bir de
Normal böyle stres kaynaklı, gerginliğe bağlı olabiliyor. O kasların gerilimiyle birlikte disk içi basınç artıyor. Bazen hiçbir sebebi de olmayabiliyor. Hani bu üçüncü maddeyi aslında hani ispatlayamadıkları için söylemek istemiyordum ama kimyasal sebeplerden dolayı, yani vücuttaki bazı elektrolitlerden dolayı fıtığı etrafındaki o kolajen fibriller zarar görüyor. Şu mesela işte bu kolajen fibriller şunlar. Bunların yırtılması sonucu çıkan sıvı, içerideki sıvı çıkıyor. O sıvının azıcık çıkması fıtık başlangıcı. Biraz dışarı doğru çıkması protrüzyon. Tamamen çıkması da ekstrüzyon, yani fıtık patlak diye bir tabir vardır ya. Ama ne kadar büyük olursa fıtık da o kadar çabuk geri çekiliyor. Peki boyun fıtığı her zaman ameliyat gerektirir mi? Yoksa fizyoterapiyle düzelebiliyor mu? Yani şöyle hocam, öncelik ameliyat olmamalı. Bunu dediğim gibi biz beyin cerrahlarıyla beraber çalıştığımız için bunu kendileri de söylüyor. Yani mesela bizim hocalarımız en son 6 ay önce falan boyun ameliyatı yapmıştır herhalde. O da zaten bana hiç göndermeden mesela. Net, o yani tabii, kesin ameliyattır. Yani hiç ameliyatlıktır. Bir şekilde hani kesin %100 ameliyatlık bir hastayı asla fizyoterapiyi almaz hocalar. Ama şansı varsa, %98 şansı olur herkesin bu arada. Bu büyük bir oran, güzel bir oran. Evet. Hastalar %98 ameliyatsız yöntemlerle sağlıklarına kavuşuyorlar. Peki Zafer Bey, sizi bulmuşken benim de çok büyük sıkıntı. Bel fıtığı nedir? Her belimizdeki ağrı bel fıtığı mıdır? Bu da çok güzel bir konu. Özellikle bel ağrısı çok karmaşık. Yani bel ağrısına sebep olabilecek o kadar çok şey var ki. Ama özellikle kadınlarda daha fazla. Kadınlarda daha fazla. Evet. Neden biliyor musunuz? Doğum yapıyorsunuz. Evet. O kadar ağırlık taşıyoruz sanırım. Doğum yapan, yani hamileyken pelvik taban kaslarımız birazcık var. Birazcık daha yukarı alalım mı? Evet. Şurada pelvik taban kaslarımız var. Tam pelvisin içinde. Salınan hormonlardan dolayı bu kaslar gevşiyor. Bu kaslar gevşiyor. Burada sakroiliyak eklemlerde sorunlar yaşıyor hanımefendiler sonrasında. Bu süreçte bir de üstüne şu olabiliyor. Doğumu eğer normal yaptıysa burada tabii bir sürü kesikler oluyor. Sonrasında bu bölgenin toparlanması, vücudun balansı dengesi bozuluyor. Burada pelvik tabandan dolayı. Doğum esnasındaki o ıkınma dediğimiz olayda da aslında bir belden ağrı şey veriyoruz. İşte bu kas güçlü olursa çok rahat doğum yapıyorlar. O yüzden de hamilelikte pilates, egzersiz çok önemli oluyor. Bazen de işte epidural anesteziyle hastalara doğum yaptırılıyor. Ondan sonra da genelde şunu görüyoruz epidural anesteziden sonra. Bu bölgede ağrıyla geliyorlar bize doğumdan sonra. Bel bölgesinde ağrıyla geliyorlar. Mesela bel ağrısının sebeplerini hani hamilelerde, kadınlarda söyleyecek olursak bu. Bir tanesi bağırsak problemleri. Bakın daha fıtığa gelmedim. Kabızlığı olan kişilerde özellikle. Kabızlığı olan kişilerde bel ağrısı çok görülüyor. Ve çoğu zaman da işte doktora gittiklerinde fıtık illaki MR'da çıkıyor. Ama ayrıntılı bir değerlendirmeyi aldığınızda fıtıkla ilgili hiçbir sorunlar olmadığını, ağrının tamamen kabızlıkla alakalı olduğunu ve pelvik taban na yönelik yapılacak rehabilitasyondan sonra fizyoterapi yöntemleriyle ve bazı gıda takviyeleriyle beslenmesini düzeltiyoruz tabii bir yandan. Bir bakıyorsunuz hasta diyor ki ağrılarım geçti. Ne yazı güzel. Yani bu da güzel bir şey. Üçüncü sebebi yine koksiks, yani kuyruk sokumundan alınan bir darbe yine belde ağrı yapabiliyor. Ya da o bölgenin sakatlanması. Ve bel fıtığının belde ağrı yaptığı pek görülmemiştir. En son oraya geldim. Yani hani bel fıtığı olan kişiler genel seviyesine göre ağrısını yapar. Mesela genelde de hani 4-5'te hep görülür ya. 4-5'te, 5-1'de. Bunlar daha çok işte kalça ve bacağa yayılan ağrı yapar. Belde eğer ağrı oluyorsa sakroiliyak eklem etkilenmiştir. Sakroiliyak eklem etkilendiği için bel ağrısı oluyordur. Bazen öndeki kaslarımız gerilebiliyor, iliopsoas kasları. O da beli çok gergin yapabiliyor. Yani genel olarak sebepler bunlar. Ama diğer sebepler de işte zorlama, ters hareket, ani hareket, işte dizi kırmadan ağır bir şey kaldırma. Bunlar. Bir de günlük yaşamda postüre dikkat etmiyoruz tabii. Evet. Peki bel fıtığı problemlerindeki tedavi yöntemleri nelerdir? Yine boyun fıtığında olduğu gibi %98 manuel yöntemler, fizyoterapi yöntemleri, işte enjeksiyonlar, konservatif yöntemler, tamamlayıcı tıp yöntemleri. Bunları kullanıyoruz. Ama bazı durumlar var ki asla dokunmuyoruz hastaya. Mesela zaten hocalarımız da onları bize hiç yönlendirmiyorlar. Hangi cerrah olursa olsun. Mesela işte parmakta, ayak baş parmağında güç kaybı. Ayak baş parmağınızı geriye doğru çekin dediğimiz zaman tutamıyorsa hasta bunu.
ya da ayak, düşük ayak deriz böyle, topuk üzerinde yürüyememe, parmak ucuna yükselememe, sırt üstü yattığında düz bacak kaldırma yaptığında pasif olarak 30 dereceyi geçmiyorsa, sürekli bir ağrı ve uyuşukluk ve hiçbir yönteme cevap vermiyorsa, yöntemler dediğim mesela önce istirahat önerirler. Akut durumlarda hastanın ağrısı geçmezse işte biraz ilaç tedavisi, enjeksiyonlar, hala geçmedi ama bu süreçte tabii güç kaybı varsa, idrar kaçırma vesaire başlarsa hocalar acilen ameliyatı alıyorlar. Onun dışında peki bel fıtığı ameliyatının riskleri nelerdir? Yani onları cerrahlarımız daha iyi açıklar ama hani bana soracak olursanız gördüğüm kadarıyla ameliyat eğer doğru endikasyonla yapılırsa hiçbir riski yok. Ama her ameliyatta olduğu gibi tabii ki ufak tefek riskler her ameliyatta var. Doğru endikasyonla gerçekten ameliyatlık hastaya ameliyat yapılırsa onların hepsini mutlu görüyorum. Ama mesela ameliyat hani olması gerekmiyordu ama işte o an acilen ameliyata alındı ya da bir şey oldu, onlarda bir sıkıntı görüyoruz. Peki ameliyat olmayan hastalar için tedavi seçeneği nedir? Ya da olması gerekmeyen hastalar için? Tedavi seçenekleri egzersiz en önemlisi. Omurgayı elimizle mobilize edebileceğimiz osteopati, kayropraktik, manuel terapi bunların hepsi aynı amaca hizmet ediyor ama isimleri farklı. Fizyoterapi hepsi aynı amaca hizmet ediyorlar. Onun dışında bantlama yöntemleri var. İşte dediğim gibi hocaların enjeksiyonları var. Koruma yöntemleri, korse bazen kullanıyoruz çok ileri seviyesi. Bunlar var daha çok. Konservatif yöntemler daha çok kullanıyoruz. Peki bu yöntemlerin riskleri var mı? Ameliyatı sorduk. Bu yöntemlerdeki risk nelerdir? Mesela az önce saydığım vakalardan biri, diyelim ki güç kaybı var hastanın, idrar kaçırması başladı ya da düz bacak kaldırması 30 dereceye geçmiyor ve halk arasında bir yere gitti diyelim. İşte gel seni bir çekelim, bir kıralım. Benim tanıdığım bir eczacı felç olmuştu boyundan aşağı. Eskiden çok vardı dediğiniz gibi kırıkçılar, çıkıkçılar. Yani kırıkçı çıkıkçıya gidip felç olmuştu. Ama bazen diplomalı kişiler de böyle biraz sosyal medya çılgınlığı yapıyorlar, işte fazla kütletmeye. Evet, kesinlikle. Üzerine gidiyorlar, hani böyle şovmenlik yapıyorlar. Orada her hastaya da aynı şeyi yaparak tedavi ettiğimizi düşünüyorlar. Öyle bir şey yok yani. O tedavinin belki onda biri. Çok güzel anlattınız. Su gibi aktı geçti programımız. Tekrar bekliyoruz her zaman sizi. İnşallah. Çok teşekkürler. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet efendim. Fizyoterapist Zafer Aksungur bizlerleydi. Programımız son hızla kaldığı yerden devam ediyor.